deals Death, goes back in, flushes aggressive pawn, needs to kite away. Death, what the hell, gets a triple. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Dijital sahadan herkese merhaba. Bakalım geçtiğimiz haftalarda e-spor dünyasında neler olmuş. Türkiye Şampiyonluk Ligi'nin yeni ekibi Team Galacticos bu sezon ligde yer alacak League of Legends kadrosunu duyurdu. Türkiye Şampiyonluk Ligi'nin yeni ekibi Team Galacticos bu sezon ligde yer alacak League of Legends kadrosunu duyurdu. Kadrosunda 2 yabancı 4 Türk oyuncuya yer veren Team Galacticos'un kadrosu şu şekilde. Üst koridor Taner Reyer Levendoğlu ve Mert Broliyalol İlgün, Orman Tri Ko Tin Lam, orta koridor Hiçim Söz Perfect Tazrihini, nişancı Ahmet Cihan Min Battal ve destek Hakan Revenge İşlek. 2017'de düzenlenecek Dota 2 Asya Şampiyonası'na davet edilen takımlar belli oldu. İlk kez 2015'te gerçekleştirilen turnuvada şampiyon olan Evil Geniuses'ın yanı sıra TI6 şampiyonu Wings Gaming, ESL One Genting 2017 şampiyonu Newbie ve son 3 Major'da şampiyonluk elde eden OG, turnuvaya doğrudan davet edilen takımlar oldu. The International'dan sonra Dota 2'nin en prestijli turnuvası olan Dota 2 Asya Şampiyonası'nda grup maçları 28-30 Mart, playoff karşılaşmaları ise 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 1907 Fenerbahçe E-Spor Kulübü'nde nişancı rolünde değişikliğe gidildi. Takımın daha önce duyurulan kadrosunda yer alan Bertu Jimmy Bayrağ'ın lig başlamadan takımdan ayrılması sonrasında nişancı rolü için iki yeni oyuncu transfer edildi. Geçtiğimiz dönemlerde Team Turquality, Atlas ve Number One formaları giyen orta koridor oyuncusu Sergen Elizyon Dikel ve son olarak Crew ekibinde yer alan ve ligimizde birçok takımda forma giymiş olan Ege Acar, Paden Koparal yeni sezonda 1907 Fenerbahçe E-Spor'un formasını giyecek. Güney Kore'nin Dota 2 arenasındaki en başarılı takımı olan MVP Phoenix yeni sezonla birlikte dağılma kararı aldı. Valve ve Major turnuvalarında sürekli ilk 6 içerisinde yer almayı başaran ve turnuvalardan milyon dolarları aşan gelirler elde eden MVP Phoenix dağılma kararı aldı. Başarılarla dolu 2016 yılının etkisiyle MVP Phoenix oyuncularına diğer takımlardan teklifler gelmeye başlamıştı. Forevin Team Secret'a, Febi'nin Fnatic'e ve QQ'nun da Vented D'ye transfer olmasıyla güç kaybeden ve eski performansını sergileyemeyen ekip, sürpriz bir şekilde dağılma kararı aldı. Avrupa ve Güney Amerika futbolundan, İskandinav ülkelerinden hokey takımları, Kuzey Amerika'nın NBA takımları derken sayıları 100'e yaklaşan çok sayıda spor kulübü e-spor sektörüne giriş yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra İzmir'in köklü ekiplerinden Karşıyaka da e-spora giriş yapacağını duyurdu. Dijital saha olarak Karşıyaka e-spor kulübüne başarılar diliyoruz. ESL'in geçtiğimiz günlerde Hearthstone için duyurduğu Trinity serisine katılacak tüm takımlar belli oldu. 8 takımın yer aldığı Trinity serisine katılacak oyuncular ve takımlar şu şekilde. Alliance, Oskaka, Orange ve Powder, Cloud9, Firebat, Strifecrow, Tides of Time, Complexity Gaming, SuperGG, Mr. Yagut, Crane 333, G2E Sports, Lifecoach, Tai ve RDU, Luminosity Gaming'den Chucky, Frozen, Zelly, Team Liquid, Dog, CEO, Neyra, Tempo Storm, VLPS, Gara, Just Saiyan ve Virtus Pro'dan Dr. Hippie, Naiman ve Bunny Hopper. Türkiye Yükselme Ligi'nde mücadele edecek olan P3P Esports, geçtiğimiz günlerde Serkan Longbi Ülkücü, Ekin Kazdetire ve Atakan Crystal Aydın'ı kadrosuna katmıştı. P3P Esports bu transferlerin ardından nişancı rolüne deneyimli oyuncu Pontus Vardax Dalbloom'u, üst koridora da Portekizli oyuncu Alexander Truxlax Naskimento'yu transfer ederek kadrosunu tamamladı. Finlandiya'dan IFK Helsinki e-spora giriş yapmış ve Helsinki Reds adıyla yeni bir e-spor takımı kurmuştu. Helsinki'nin ardından bir Finlandiya takımı daha e-spora giriş yaptığını duyurdu. Bu hokeyinin futboldan daha popüler olduğu Finlandiya'da futbol karşılaşmalarını 6000 kişilik taraftara karşı oynayan SJK Seina Joki ilk olarak FIFA'da mücadele edecek bir oyuncuyla anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.
Kulübün e-spor alanındaki diğer hedefi de Helsinki Reds gibi bir Overwatch takımı kurup Overwatch ligine katılmak. Malezya Genting Highlands'te gerçekleştirilen Dota 2 etkinliği ESL One Genting 2017'de şampiyon belli oldu. 2017'nin ilk Dota 2 etkinliği olan ESL One Genting'de Kuzey Amerika temsilcisi Digital Chaos'la Çin temsilcisi Newbie'nin karşı karşıya geldiği final karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Oldukça uzun süren final maçında 3-2'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğa ulaşan takım Digital Chaos oldu. Bu galibiyet sonrasında Digital Chaos 125 bin dolarlık ödülün sahibi olurken Newbie de 50 bin dolar kazandı. Avrupa LCS'de gruplar belli oldu. Yapılan resmi duyuruyla birlikte açıklanan gruplar şu şekilde. A grubu G2 Esports, Fnatic, Giants, Misfits, Rocket. B grubu H2K Gaming, Splice, Unicorns of Love, Origin ve Vitality. Türkiye Şampiyonluk Ligi'nin bu zamana kadarki tek şampiyonu olmayı başaran Dark Passage, 2017 League of Legends kadrosunu duyurdu. Sezon öncesi dönemde Elvind ile Zeitnot gibi önemli oyuncularını kaybeden Dark Passage, yeni transferleriyle adeta gövde gösterisi yaptı. Dark Passage'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak oyuncular şu şekilde. Üst koridor Gabriel Bvipo Rau. Profesyonel olarak ilk tecrübesini yaşayacak olan çaylak oyuncu ilk kez IEM Gyeonggi'de takımla birlikte yer almıştı. Orman Kangmu Min-su. Gravity Gaming ile profesyonelliğe giriş yapan Koreli ormancı, yıldızını Unicorns of Love formasıyla parlattı. Avrupa'da iyi bir performans ortaya koyan isim, IEM Auckland 2016'da Unicorns of Love ile şampiyonluk yaşamayı da başardı. Orta koridor Furkan Immortoru Tekeş. Oyun hizmetleri takımıyla çıkış yakalayan isim, takımın Beşiktaş'la birleşmesinden sonra ligin en iyi orta koridorlarından biri olmuştu. Her sene performansının üstüne biraz daha koymayı başaran Immortoru, Dark Passage'a geçen sene sonunda dahil olmuştu. Nişancı Anıl Holy Phoenix Işık. Dark Passage'la iki kez Türkiye şampiyonluğu kazanan ülkemizin en başarılı nişancısı Holy Phoenix, yeniden yuvaya döndü. HVA Gaming, Crew ve Huma gibi takımlarda boy gösteren Anıl, bu süreçte Avrupa CS'de şampiyonluk yaşamayı da başardı. Destek Burak Rogu Eryol. Immortoru'yla oyun hizmetlerinde yer alan Rogu, Beşiktaş'ta kendini kanıtlamıştı. Yaz sezonunun ardından Dark Passage'in yolunu tutan Rogu, yeni sezonda Dark Passage'da yer alacak. League of Legends'ın yapımcısı olan Riot Games, düzenleyeceği profesyonel ve yarı profesyonel etkinliklerde 10 yasaklı formata geçme kararı aldığını duyurdu. Stratejik çeşitliliği ve oyuncuların kullandığı şampiyon havuzunun genişliğini arttırmak için böyle bir karar alan Riot Games, bu uygulamayı ilk olarak profesyonel ve yarı profesyonel arenada uygulayacak. Ülkemizi WESG 2016 finallerinde temsil eden CSGO takımlarımız Dark Passage ve Space Soldiers gruplarından yükselmeyi başardı. C grubunda yer alan Space Soldiers 4 galibiyet 1 beraberlikle grubunu ikinci olarak tamamlayarak son 12 turuna katılırken D grubunda yer alan temsilcimiz Dark Passage ise 3 galibiyet ve 2 beraberlikle grubunu lider bitirdi ve doğrudan çeyrek finallere yükseldi. Multiplayer e-spor ve oyun festivali kapsamında Vodafone Arena'da düzenlenen final maçıyla birlikte Asus Multiplayer CSGO Ligi'nin şampiyonu belli oldu. Multiplayer e-spor ve oyun festivali kapsamında Vodafone Arena'da gerçekleştirilen Asus Multiplayer CSGO Ligi finalinde Türkiye'nin iki güzide ekibi Dark Passage ve Space Soldiers takımları karşı karşıya geldi. Best of 3 üzerinden ilerleyen final serisinde ilk harita Cobblestone oldu. Oldukça çekişmeli başlayan haritada ilk 17 round'un sonunda 9-8'lik Dark Passage üstünlüğü vardı. Ancak Space Soldiers'ın oyuncusu Engin Kor, iki kişiye karşı tek başına mücadele ettiği round'u almayı başararak takımına ivme kazandırdı. Bu ivme sonrasında haritanın kontrolünü ele geçiren Space Soldiers, üstünlüğünü sürdürdü ve 16-11'lik skorla birlikte ilk haritanın galibi olmayı başardı. İkinci harita train'e hızlı bir başlangıç yapan Space Soldiers, Dark Passage'in çabalarına rağmen üstünlüğünü kaybetmedi ve train haritasını da 16-6 ile kazanarak Asus Multiplayer CSGO Ligi'nin şampiyonu oldu. Space Soldiers bu şampiyonlukla birlikte 8000 TL kazanırken, Dark Passage'da ikincilik ödülü olan 4000 TL'nin sahibi oldu.
Multiplayer Espor ve Oyun Festivali'nde gerçekleştirilen FIFA 17 turnuvası da birçok çekişmeli mücadeleye sahne oldu. Espor oyuncuları dışında çok sayıda ünlü ismin de katıldığı Multiplayer FIFA 17 turnuvasının finalinde Zone Esports adına mücadele eden Emirhan Aniva 7 Erdem ve Blood Brothers GC adına mücadele eden Dorukan Dodoman İlhan karşılaştı. Best of 3 formatında oynanan final serisi boyunca Aniva 7 Beşiktaş'ı, Dodoman da Galatasaray'ı tercih etti. İlk karşılaşma Dodoman'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Dodoman'ın galibiyetiyle sona eren ilk maçın ardından ikinci karşılaşmada Aniva 7 4-1'lik skorla galip gelerek final serisini son maça taşıdı. Son karşılaşmada 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara geçildi ve altın gol kuralı uygulandı. Uzatmanın ilk devresinin hemen başında Buruma'yla golü bulan Dodoman, altın golle galip gelerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Chapter 4 FIFA turnuvasının final maçına hoş geldiniz. Şimdi efendim. Sendeniz Enis Kirazoğlu, bendeniz Dünya Yıldızı. Ama ondan da önemlisi final maçını oynayanlar Emirhan Erdem'le Dorukan İlhan. Alkışları duyuyorsunuzdur belki arka tarafta. Gerçek anlamda başladı. Final maçı ve final maçı başladı. İlk maçı Galatasaray, Dorukan'ın yönettiği Galatasaray kazanmıştı. İkinci maçı Beşiktaş kazandı. Final maçı kim alırsa kupa ona gidecek. Büyük final. Gökhan Gönül sahada başladı. Top Beşiktaş'ta. İki oyuncu da eminim ki çok heyecanlı. İlk maçlara nazaran ve zaten heyecanı yansıdı bile. Taktiksel evet. Bir değişiklik gelecek bakalım. Evet, kadroyu görüyoruz. Kadroda Wesley Sneijder ilk iki maça göre değişik Hocam, olan. Evet. Şunu söylemek lazım hemen. Podolski kanatta oynuyor. Normalde Sneijder'in yanında Podolski oynuyordu geçen Doğru. maçta. Sneijder hiç oynamıyordu yani. Bu kez kendisini ofansif ortasına yani alıştığımız bir mevkide göreceğiz. Bakalım nasıl etkileyecek Galatasaray'ın oynanışını. Şimdi Kavanda. Sağ kanattan bir atak geliştirecek. Galatasaray'ın en çok tercih ettiği alanda sağ kanat. Özellikle Rodriguez orada çok efektif kullanmak istediler. Bakalım bu oynanışları gelişecek mi? Sneijder şimdi pasını çıkardı. Sabri orta sahanın hemen gerisinde oynuyor. Podolski'ye verdi. Galatasaray yine etkili başladı. Podolski girdi içeri çekti. Topu sakin iniyor. Podolski iyi girdi. Fabrizio yerinde zamanında bir müdahale. Quaresma baktı şöyle bir etrafına. Kaybetmedi doğru topu. Bu önemli bir şey. Orta sahada hücuma çıkarken kaybetmemesi önemli. Aboubakar sol köşeye doğru ilerliyor. Quaresma desteğe geldi. Görmedi onu. Ortaya döndü. Oğuzhan baktı. Kaçıramadı Quaresma'yı. Talisca geçen maçta kilidi çözen gol ondan gelmişti. Ve şimdi Galatasaray daha odaklı gözüküyor savunmada. Daha iyi toparlıyor ikinci maçın azından. Zaten ilk maçta çok net evet. bir üstünlüğü vardı. Dediğim gibi o golü yediği anda Galatasaray'ın savunması bir dağıldı. O yüzden Galatasaray daha da bir temkinli olacaktı savunma konusunda. Çünkü başarılı bir savunmacı Dorukan. Bu arada o savunma derken bir Araya atak geldi. Araya çok tehlikeli bir pas gitti ama Quaresma iyi kontrol edemedi topu. Bu arada Mustera ilginç bir çıkış geldi orada. Riker'in kenarda çıldırıyor. Siz göremiyorsunuz biz buradan görüyoruz. Sabri orta sahada gene oyun kurma çabasının içerisinde. Sağ kanadı gördü. Çok da güzel bir çıkırım yaptı orada Rodriguez'e. Rodriguez baktı acele etmedi. Kavanda'ya bakıyor. Döndü Kavanda'ya. Kavanda ortada tekrar Sabri yönetti. Sabri açtı oyunu sola. Karol baktı içeri verdi sola. Podolski girdi içeri. Çekecek mi topu? Çekti, aldı. Orada ne mücadele bir oluyor sevgili izleyiciler finalde. Gökhan Gönül Podolski mücadelesi izlemeye değer çünkü Dorukan Galatasaray'la sol kanattan gelmeyi seviyor ve geldiği zaman da genelde omuz atıyor, fake atıyor ve ayağında topu tutuyor. Bayağı Podolski ile Gökhan Gönül'ün mücadelesini izleyeceğiz bugün. Mustera gerçek hayattaki gibi Galatasaray'ı kurtarıyor. Kurtardı gerçekten. Şimdi Mustera'da kalacak mı? Top kaldı. Mustera dikkatli. Top kaybetmedi. Arkadaş. Orada tabii Mustera çok iyi kurtardı ama aslında Beşiktaş golü kaçırdı diyebiliriz. Çünkü kalenin geriye kalan özellikle Mustera'nın solundaki evet. kısmı bomboştu. Biraz da üzerine vurdu ama tabii Mustera hakkı yenilmeyecek derecede refleksleri seri bir kaleci. Ve gerçek hayatta da Galatasaray'ı kaç kere ipten aldığı görülmüştür. Bu maçta da şimdiye kadar 0-0 onun sayesinde. En net pozisyondu maçtaki. Evet. Bu arada Beşiktaş son 5 dakikada oyun üstünlüğünü eline aldı. Galatasaray'a biraz daha direkt oynayarak kontrole çıkmak ve orada pozisyon yakalamak istiyor. Ama şu an Beşiktaş ona izin vermiyor ve olgun ataklar Beşiktaş tarafından geliyor bu dakikalarda. Bu da onlardan bir tanesi. Çok iyi biraz. Düşünce çok güzeldi. İyi girdi araya. Orada savunma. Podolski şimdi oyunu tekrar Galatasaray lehine çevirmek için soğutmaya ve açmaya çalışıyor. Lines'le beraber oyun anlayışı açılacak ve açıldı. Güzel açıldı. Karol soldan Podolski bindirdi. Buruma'ya verdi. Buruma baktı arkadaşlarına topla oynamayı tercih edince bir top kaybı yaşadı orada. Aboubakar şimdi havadan oynadı. Talisca indirebilirse tehlikeli olabilirdi. Talisca indiremedi. Quaresma arkada basıyor. Olmadı. Podolski. Karol.
Snyder baktı, güzel yordu ama savunma dikkatli, kaybetmedi topu orada. Caner, Oğuzhan, Atiba. Bu dakikalarda Beşiktaş oyun kuruyor. Taliska baktı şöyle bir Kuvarejme'ye. Kuvarejme açtı oyunu sol tarafa doğru. Sol taraftan Oğuzhan kontrol etti. Oğuzhan topu iyi kontrol edemeyince derken Oğuzhan tekrar bastı, aldı mücadelesini gösterdi. Abubakar şimdi diyecek topu. Abubakar tekrar çekti topu. Abubakar şık hareketler bu dakikalarda geliyor. Bindiren olmayınca Galatasaray savunması orada rahatça topu alabildi. Snyder, Rodriguez. Rodriguez bastı topun üzerine. Bekledi arkadaşlarını. İki takımın da en çok yaptığı şeylerden bir tanesi bugün. Atiba sol tarafa Podolski yönelendi. Podolski baktı bindirecek bir arkadaşın aradı orada. Podolski kendi gitmeye karar verdi. Araya oynamak istedi ama Bruma ile anlaşamadılar orada. Bruma onu beklemiyordu. O topu beklemiyordu. Oğuzhan ortaya oynadı. Abubakar Taliska'ya döndü. Taliska baktı şöyle bir etrafına. Kuvarejma'ya çıkardı. Kuvarejma çekti tekrar topu. Şık hareketler ama biraz gereksiz kaçtı sanki o hareketler. İki takım da özellikle çok sert ve seri oynamak istemiyor. Sayın Dünya Yıldızı biraz daha temkinli oynuyor takımda. Gol yememeye oynuyor sanki öncelikle gol atmaktan. Son maçta dakika oldu 40. Bundan sonra goller kolay atılmıyor. Giren kolay çıkmıyor. Evet. Bu dakikalar şampiyonların yüreğinin ortaya çıktığı dakikalar artık. Dakika 41. Gökhan Gönül, Taliska. Baktı ortaya yine sakin. Quaresma kendi kendine bir fake attı ama adamı da geçmiş oldu. Şimdi ortaya baktı. Sert orta. İyi çıkardı. Kalede Mustera. Yine ayağının altından kaçıran bir Galatasaraylı. Kafayla indi. Durum 3'e 3. Hakem düdüğü çaldı. Gerçek sahada olsaydı bu tribünler yıkılıyordu orada bu arada. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. İki takımın da pozisyona girdiği olaylar aynı aslında. Dikkat etsen. Kenardan çıkarılan toplar ve vuruşta kalecinin başarılı olması veya savunmaları müdahale etmesi. Veya son derece sakin olup bir pas daha çıkarıp iyice artık boş kaleye atmaları yani. Ama iki takım da aynı pozisyonla girdi gole. Şöyle yaptılar. Sağdan bindirme yaptılar veya kanatlardan bindirme yaptılar. Girdiler çizgiye kadar. Neredeyse out çizgisine kadar ve oradan ortaya çıkarıp gol vuruşu yapmaya çalıştılar. Yani daha boş kaleye atmaya çalıştılar ama Beşiktaş son dakikada vuramadı. Galatasaray'da iki tane. Daha doğrusu Beşiktaş iki tane kaçırdı, Galatasaray son dakikada vuramadı. Bence Emirhan orada Dorukhan'la alakalı bir şey çözdü ama aksiyonu çeviremiyor. Dorukhan'da şöyle bir çalım var. Geliyor sol kanatta bir orta fake'i atıyor. Yani aslında şut fake'i. Yön değiştirmeden yapıyor bunu. Emirhan biliyor yüksek ihtimal ama geri tepkisini veremiyor. Yani evet, öyle yapacağını. Çünkü şimdiye kadar en azından 10 kere yaptı. Ve aşağı yukarı 7'sinde başarılı oldu. Ya orada savunma yapmak zor bir şey o noktada. Çünkü bu arada iyi geldi Galatasaray. Maçın başında Dorukhan'ın hızlı atakları var. Hemen yarı başlamaz evet. Çok hızlı geliyor. Seri geliyor. Öyle de gol atmıştı geçen maç. Hatırlarsın maçın başında. 3. dakikada Brumo'yla evet. Çok net. Öyle bir seri başlangıcı baskısı ve hızlı kaleye gidişi var maç başlarında ve devre aralarında. Ekranları yine açanlar için şunu tekrar hatırlatalım. Eğer 0-0 biterse ne olacak diye soruyorsanız altın gol yapılacak. Altın golün ardından da artık penaltılar atılacak mı atılmayacak mı göreceğiz. Abubakar çekti topu, sakinliğini koruyor, ortaya çıkarttı ama hissetti Dorukhan orada. Kavan da şimdi araya girdi. Kavan da çıkarıyor hücuma. Bu arada Galatasaray fazla kişi geldi. Kavan da bastı aldı. Podolski Kavan'dan önüne geldi. Kavan da kaleci kaç kaşıya gidiyor. Kavan da kaleci kaç kaşıya İnanılmaz. Kalecilerin maçı oluyor. Fabrizio bu sefer. Bu sefer Fabrizio çıkardı. İki Mustera bir tane Fabrizio maç. Çok rahat 2-1 olabilirdi ama şu anda hala 0-0. Final maçı kalecilerin maçı oluyor. Buffon da izliyormuş. Gurur duyuyor ikisiyle. Telefonuma mesaj attı. Gianluigi, ciao. Chat'ten yazmadı mı? Yok, chat o kullanmayı bilmiyor ya. Ama Twitch'i açmayı biliyormuş. Caner şimdi soldan baktı ortaya, geri döndü. Ortada Abubakar aldı topu. O sırada Galatasaray savunması girdi ama Taliska çıkarabilecek mi? Çıkaramadı. Hakem orada bir faul karar verdi. Maçın da ilk faulü olabilir bu arada bu. Temiz bir maç geçiyor. Lines sağ tarafta Rodriguez oynadı. Rodriguez ortaya döndü. Podolski Rodriguez. Rodriguez baktı arkaya doğru. Bruma şimdi orada. İçeriği dolduracak bir arkadaş aradı ama Bruma çekti topu. Geriye dönecek mi? Kendi mi gidecek? Podolski'ye verdi. Podolski. Çıkaramadı orada. Orada çıkaramadı topu. Kuvarejma Taliska'yı oynadı. İyi müdahale geldi. Tam bir Şeju müdahalesi. Taliska'nın yaşı genç, daha fiziği artacak. Şeju dedi ki 30 yaşından sonra görüşürüz delikanlı. Vurdu omzu, yamulttu. Podolski önünde kaldı. Arkaya doğru açtı ama şimdi Taliska. Taliska acaba yoruldu mu? Bana nispet olsun diye topu kaptı ve seri tek paslarla Beşiktaş çıkıyor. Oğuzhan
Baktı önüne ama müdahale var, faul. Hakem çaldı evet. Düdüğü. Dakika 63, durum 0-0. Yine pozisyonsuz bir 20 dakika seyrettik açıkçası. İki oyuncu da çok temkinli tabii. Final maçı, bunun dönüşü yok. Bu maçı alan üçlü seriyi kazanıyor çünkü ilk maç 2-0 Galatasaray, ikinci maç 4-1 Beşiktaş ve final maçındayız. Sağda Quaresma. Klasik Quaresma hareketleri ve şahane hareketler. Araya attı, tehlikeli oldu. Sert orta gelir mi? Baktı, iki kişi geçti. Tehlikeli. İnanılmaz. Aha, çok büyük hatalar aldı. Galatasaray'dan üst üste. Bir geçti. Quaresma iki geçti. Baktı, kafasını kaldırdı. Yine vurmaya çalıştı oradan. İki seferde ısrarla orta kesmedi. Ve Galatasaray tabii iki geçirdikten sonra üçüncüyü orada müsaade etmedi. Şunu da kovalamış olabilir Emirhan. Beşiktaş'ı yöneten Emirhan. Seken topu kovalamış olabilir. Quaresma'nın şutundan sonra seken topu da kovalamış olabilir. Orada denemiş olabilir. Bu arada iyi geldi Kavanda ile Galatasaray. Kavanda şimdi Galatasaray'a izliyoruz. Orada bir faul kararı var. Yok, o taç kararı. Faul kararı zannettim. Herkes durunca bir faule bağladım orada. Podolski, Sabri. Açtı oyunu Karol'a. Karol verdi orada Sinan'a. Sinan. Buruma. O ortadan döndü. Olmadı. Şimdi Beşiktaş atak tazeleyecek. Taliska ile beraber ortaya döndü orada. Tosic baktı arkadaşlarına. Quaresma'ya verdi. Quaresma tekte Abubakar oynadı. Abubakar baktı, içeri girebilecek mi? Fiziksel olarak yıkılmadı. Yıkılmadı, geçti rakibi de. Çekti topu. Abubakar hala topla oynuyor ama Galatasaray'da iki kişi birden basınca topu kazandı. Şimdi Galatasaray'ın kontratağını seyredeceğiz derken maç pimpon maçına döndü bir anda. Beşiktaş gene girdi araya ve topu kazandı. Taliska döndü. Tolga'ya Abubakar oynadı. Abubakar tekrar Tolga'ya verdi. Tolga Quaresma'ya oynadı. Tekte Quaresma sökemedi topu orada. Sinan Gümüş sol kanatta topu aldı. Maç hızlandı. Bizim paslaşmamız da hızlandı Enis'le. Lines ortada Buruma'ya. Buruma kafasını kaldırdı kanada Kavanda. Kavanda seriyi attı. Şimdi Rodriguez, yeni transferi, sık sık topla buluşuyor az önce duyduğunuz üzere. Geri Fabrizio'ya. Maçın iki kahramanı var. Fabrizio ile Muslera ve durum 0-0. Dakika 88. 3 serinin son maçı. 2'ye varan kazanıyor. İlk maç 2-0 Galatasaray, ikinci maç 4-1 Beşiktaş ve durum genel anlamda, maçlar anlamında 1-1. Son müsabakanın son dakikasına girdik artık. İki takımda burada hatanın dönüşü yok. Adeta bir altın evet. Gol. Evet. Şimdi Lines. Galatasaray'da yorgun futbolcular var, eğlenler var ama oyuncu değişikliği yok. Şimdi Oğuzhan. Artık uzatma anlarındayız bu arada. Dönüşü Quaresma. Olmayan saniyelerdeyiz, dakikalarda bile değiliz. Podolski'den ortaya, ortadan da Rodriguez'e seri bir pas. Rodriguez kanada götürdü ve maç golden goal, altın gol uzatmalarına gidiyor kurallar gereği. %52'ye 48, 5 şuta 1 şut. Oldukça dengeli bir maç. Çok pozisyon yoktu. 2 tane net Muslera kurtarışı vardı, 1 tane net Fabrizio kurtarışı vardı. Şimdi uzatmalarda gol gelir mi? Bence zor gözüküyor. İkisi de çok temkinli oynuyor. Bu iş penaltılara kalacak gibi. Valla burada kondisyon da çok önemli bir faktör. Zaten oyuncu değişikliği şu anda yapılıyor. İki takımda hangi oyuncuların kondisyonunu yenilecekler, hangileri evet, tercih edecekler. Bütün oyuncuları değiştirme şansımız yok çünkü. Yeni transfer Ryan Babel. Tercih etmedim. Şöyle bir düşündü hoca. Şimdi Cenk Tosun'u düşünüyor ama niye değiştirmiyor? Taze Kan. Bir tercihi var, bir oyun anlayışı var demek ki kendisine. Enteresan. Yasin miydi o ya? Değişiklikler yapıldı bu arada. Gerçekten de final maçına yakışır oluyor yani. Son ana kadar gidiyor. O iş penaltılara kadar gider gibi geliyor evet, bana yani. Bana ve penaltılar iki oyuncunun da büyük ihtimalle kalmak istemediği bir nokta. Çünkü biraz daha FIFA 17'nin penaltıları biraz da farklı ya. Tabi orası da bir tecrübe yeri. Yani orada da tecrübeni gösterip penaltılardan galip gelmen şimdi gerekiyor derken Sinan. Şimdi tehlikeli pozisyon olabilir. Ah, orada bu ara topları çok ona gol kazandırdı ama bu sefer tercih yanlış olmuş olabilir. Şeju vurdu kafayı. İyi indirdi. Araya atabilir mi, atmadı. Sinan. Selçuk. Selçuk üstten dışarı. Böyle şutlar istiyoruz maçta. Aman, değerli aman, sporcular. Aman. Kare tuşundan korkmayın. O da çok işe yarar. 30 metre, 25 metre. Buradan Rastır Uza selam olsun. Ne gollerini tanırız. Uzaktan şutlar güzeldi. Bu arada hocam Abubakar'ı çıkaracak galiba. Artık vakti gelmişti. Yani ya Cenk Tosun, belki de pozisyonu değil ama Babel. Evet, Quaresma Cenk Tosun aldı. Quaresma Veli Kavlak aylardır oynamıyor ama belli ki oyunda düzelmiş omzu. Oyuna girsin mi girmesin mi bir türlü karar veremedi. Ben hazırım dedi. Bayağı da seri dedi. Niye öyle kızdı bilmiyorum ama. Hazırım sinyali verdi. Bu arada Galatasaray bir oyuncu değişikliği dedi ama artık 3 evet. Oyuncu artık. Bu kadar yani. Kapasitemizi doldurduk şu anda. Özellikle Selçuk İnan'ın uzaktan şutunun ardından orta sahadaki direncin düştüğünü fark edecek olacak ki Emirhan hemen bir değişiklik yaptı orada.
orta sahayı veya hücum hattını güçlendirmek adına. Bakalım bu değişiklik oyuna nasıl yansıyacak. Şimdi Martin Nines bayağı yürümekte bile zorlanıyor artık, evet, bu dakikada. Evet, kondisyonları bitmiş durumda. Sinan bu arada çekti topu. Sinan çok iyi başladı. Dorukhan şampiyonluğunu ilan etti şu anda. İnanılmaz. Dorukhan şampiyonluğunu ilan etti şu anda. Dorukhan burada. Vurdu, gol oldu. Ve Galatasaray. İki takımı da bu arada iki tarafta vardı. Yani iki insanı da iki oyuncu tebrik ediyorum. Gerçekten adına yakışır bir mücadele oldu. Final gibi final oldu be. Valla şu son oldukça heyecanlıydı ve altın gol. Aslında özledik biliyor musun? FIFA sana sesleniyorum. Seslenebiliyor muyum? Bilmiyorum, sesleniyor muyum? Sen sesiniz, onlar dinliyor mu onu bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz. FIFA'dan kastın ya, gerçek FIFA'dan bahsediyorsun gerçek sen. Oyundan bahsetmiyorsun futbol, yani. Enternasyonel Futbol Federasyonu Asosyasyonu FIFA'dan bahsediyorum. Altın golü geri getir, çok heyecanlı işte ya. Biz de biliyorsun Dünya Kupası'nı alıp gitmiştik yani. Evet, şu anda bizi salonda duyuyormuş. İki oyuncuyu tebrik ediyoruz. Çok çok finale yakışır bir maç oldu. Gerçekten biz burada nefeslerimizi tuttuk izlerken yani. Aynen öyle. İkisine de tebrikler. Özellikle de ilk maçta galibiyetten sonra 1-1 olup 3. maça uzatmak da bizim için keyifti. Eminim burada izleyenler ve ekran başında izleyenler için de eminim keyifti. Şimdi ödül törenine geçmeden şunları anlatalım. Emirhan Erdem Beşiktaş'la oynadı. Dorukhan İlhan Galatasaray'la oynadı. Son maç uzatmalara gitti ve Galatasaray 1-0 altın golle aldı. Dolayısıyla birazdan ödül törenine geçeceğiz. Dorukhan'a ödülünü vereceğiz PS4 Pro ama... Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Bence şöyle bir güzellik de oldu yani. Son gol hakikaten yani goldü. Ya şu açıdan golde hani bazen FIFA'da böyle istemediğin hatalardan gol yersin yani. Güzel, evet, bir ara pasıyla hakikaten savunmayı çaresiz bırakacak bir ara pasla yani. Hani iyi oyuncuların da yiyebileceği veya gücünü atabileceği kaliteli bir goldü. O açıdan da uzatmalarda altın golün böyle olması da bence seyir zevki açısından güzel oldu. Ben de sana net katılıyorum. Son vuruş itibariyle Bruma bazen bunları atar bazen atamaz. Evet. Ama ara topu çok iyiydi. Evet. Ve o golü zaten enfes çizgide yakalanan savunmanın arasına atılan top getirdi. İkisi de aslında altın golün gerçek hayatta soru işareti olduğunu söyledi. Ama bence heyecan katıyor. Heyecanlı bir müsabakalar silsileydi. Aslında şunu konuşalım. 64 kişi arasından geldiniz bu finale. Biraz ondan bahsedin. Önce senden başlayalım Emirhan. Yani gelen rakiplerin çoğu tanıdığım zaten. Oyunlarını bildiğim için çok zorlanmadım onlara karşı. Ama Emre Kayır'ı elemem benim için gerçekten bir devrim oldu. O yüzden kendisine tebrik ediyorum burada. Emre Kayır, yenilmemen gerekiyor, anladın mı? Durmadan adın geçiyor. Evet, Dorukhan senden de alalım. 64 kişilik müsabakanın. Evet. Aynı şekilde yani benim de rakiplerim birbirinden değerli, iyi oyunculardı. Gerçekten zorlanarak geldim bir yandan da. Finaldeki Emirhan arkadaşım da gayet güzel oynadı. Hatta ikinci maçta bayağı bir üstünlük kurdu diyebilirim. Takım oyuncusun değil mi? Takımının da ismini söyleyelim. Evet, Bullet Brothers oyuncusuyum. Dediğim gibi final maçı da olsa bir de rakibimin taraftar desteği de eklendi buna. Özellikle gollerden sonra bayağı bir hani ürktüm diyebilirim yani. Ama üstesinden geldiğimi zannediyorum şampiyon olarak. Geçen sene de şampiyon olmuştum aynı organizasyonda. Bu şekilde. Dorukhan, skor 4-1 olduğunda ikinci maçta kupanın ellerinden kaydığını hiç düşündün mü, öyle bir şey hissettin mi? Ya tabii ki bir panik yaptım ama sonra daha çok istikrarın önemli olacağını düşündüğüm için taktiği değiştirmedim. Yani o şekilde devam etmekte kaldım. Sonucunda güzelce aldığımı düşünüyorum. Dijital saha bitti. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.